Ben sadece şu kadar söyleyeyim. Güzel, iyi anlatıyorsun. Hoş da. Şimdi benim iki arkadaşım var. Birisi burada Trakya'da Kırklareli. Diğeri Kars'ta. Ne işle meşguller? Benim beraber çalışıyoruz. Ha, beraber çalışıyorsunuz. Birisi Şey gazeteci. bir tanesi teknik eleman montajda, ha. Montaj Ha, ben dedim çiftçi falan mı? Dur dur, çiftçi aynı zamanda. Çiftçi. Diğer dönem muhabirim. Ailleri çiftçi. Evet. Bakın Tamer, selam olsun izliyorsa. Tamer kendisi ekip kendisi biçiyor. Biz ona izin veririz. Gider tarlalarını yakın eker ve biçer. Geçen gitti, hasadını aldı geldi. Ne ekiyor? Ayçiçeği mi? Bir dakika, iki ürün. Evet. Buğdayları, Nerede? buğday ekmişti. Buğday. Buğdayları sattı ve geldi. Nasılsın dedim. Allah bereket versin dedi. Şimdi bak bu da çiftçi. Oğuzhan'ımız Karslı. Ama onların hasat mevsimi daha geç. Dikkatini çekerim. Dikkatini çekerim. O çiftçi arkadaşımız, çalışıyor. İstanbul'da iyi bir iş yerinde çalışıyor. İyi bir maaşı var. Tamam mı? O köyde ektiği ayçiçeğiyle ya da buğdayla ailesini geçindirmek zorunda değil. Geçindiremez zaten. Buyur. Ya peki, orasını bilmiyorum. Tanımadığım bir insan hakkında yine konuşuyorsun ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Sayın Öztürk. Yani arkadaş, efendim, eş, dosttan mesela bugün uçakta bir vatandaşla beraber yolculuk ettim. Yanımda oturuyordu. Tanıdı. Sohbet başladı. Uzun hikayesi AKP'nin, bir virgül koyalım yoksa kısaysa hemen dinleyeyim. Kısa, tek cümle. Hemen. AKP'li bir vatandaşmış. Kendisi söyledi. Hala iltisakım devam ediyor dedi. Müteahhit. Fakat bildiğimiz yapsatçılardan değil. Yani izin almadığım için söylemeyeceğim. Çok spesifik çalışan bir müteahhit. Perişanız dedi. Doğru. Şimdi, doğru. Başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. O da tek cümle. Merak etmeyin. Tek cümle. 2023 yılında Concorde'da talebinde bulunan şirket sayısı 1516. Tamam. 12 ayda. Kurtarmayacağız direkt. 12 ayda. 2024 yılının, ama bu 6-7 aylık döneminde 1554, tamam, şirket Concorde'da, tamam, talebinde bulmuş. Tamam. Bunlardan vahim olan şu, 605'i kabul edilmiş. Tamam. 605. Bu 605 ne demek biliyor musunuz? Her bir şirket 10 alt şirketle çalışıyor olsa, ki bu düşük rakam, varın siz hesaplayın iflasları. Tamam. 2025 yılında bu ülke şirket iflaslarını konuşacak. Tam tersi. Yani kurtarmayacak. Umarım. Hani hayır, umarım. Değil mi? Daha önce benim kurtarmıyordu. Hem size, ömrümüz hayır, yeter. Hem size hem Şaban Bey'e itirazlarım var ama süreç. Reklama gidecek şey herhalde. Peki, reklama mı gideceğiz? Değil, pardon, yok, ya. Reklam değil, değil. Ankara'dan reklamın arkadaşımız önce. Mevsim Altay'dan şu konuyla ilgili bir detayları alalım, Ankara'daki yansımalarını. En azından o minvalde, o çerçevede daha rahat yorum yapabiliriz. Mevsim, hoş geldin. Yasiner Çağlayan, size ve konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Evet, Mehmet Şimşek'le ilgili istifa edecek iddiaları vardı. Özellikle de bu iddialar muhalif medyada daha çok gündeme geldi ki Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde yapmak istediklerini yapamadığı konusunda iddialar ortaya atılmıştı. Hatta bu yaklaşık bir 2-3 gün önce de bu iddialara karşılık Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediğine yönelik iddialarında gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı bu sefer kendisi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve istifa iddialarına da direkt birinci ağızdan yanıt vermiş oldu. Cümleleri önemliydi, kritik cümleler vardı. Özellikle de girişi aslında anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş gibi bir de buradan yazayım diyerek başladı. Ekonomi yönetiminde bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız ve her geçen günde bu sorumluluğun bilinciyle daha iyiye ulaşmaya çalışıyoruz dedi. Ve bu zorlu süreçte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuvvetli desteklerini her zaman hissettiğini söyledi Hazine.
Hazine ve Maliye Bakanı ve yine Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın liderliğinde milletin refahını kalıcı olarak arttırmakta tek hedefinin olduğunu belirtti. Uydurma hikayelerle ekonomimizi ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz diyerek de son noktayı koydu. Yalanlamalara rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar da iyi niyetli olamaz, lütfen aldanmayın mesajını verdi. Bu mesajı verdikten dakikalar sonra da İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mesajını alıntılayarak bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Aslında Fahrettin Altun da benzer bir paylaşım yaptı ve daha önce de Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi'nin konuyla ilgili paylaşımına dikkat çektiğini belirtebiliriz. Fahrettin Altun da yine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi'nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan nesnesiz iddialara dair yalanlama yapmıştık. Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz, kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun, kimi siyasetçiler kısıtlı şekilde bu yalanları tekrarlamaya devam ettiler mesajını verdi. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçeklerden çarpıtmakla itham ettiler. Şimdi Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu yalan bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahlikler kamuoyundan özür dileyecek mi mesajını paylaştı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da ve dolayısıyla hem İletişim Başkanlığı tarafından hem de iddiaların asıl sahibi birinci ağız tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevinden istifa iddialarını da yalanlamış olduğunu söyleyebiliriz Yasin Erçağlayan.